belasını veriyorum. İstanbul! İstanbul! Arkadaşlar ben de gol geldi. Salaksın. Varmadan ikisi. Arkadaşlar işte bu Karaman. Maç uzatma arkadaşlar, yok böyle yine. Uzatmalara gidiyor, yine aynısını yaptık. Bu ne ya? Dejavu arkadaşlar. Diken dikenim, vallahi diken dikeneyim. Yeneceğim sizi Real Madrid, yeneceğim. Son 15 dakika arkadaşlar, son 15 dakika. Helal Karabağ'ı arkadaşlar, artık ne olursa olsun yine de. Ah, hadi oğlum. Biz Karabağ'ız arkadaşlar, bütün yüreğimizle, bütün kalbimizle, her şeyimizi vereceğiz ve bu maçımızda arkadaşlar. Aslında hiç şansımız yok, imkansız başladık. Bu seri burada bir testledik, bu seri devam etsin. Şartlarla kupasını kaldıralım ama çok zor arkadaşlar, gerçekten çok zor. Hedefimiz kupa arkadaşlar, buraya kadar geldik. Artık bir dönüş yok, ya hep ya hiç boğacaksak derin sularda boğulur. Arkadaşlar 3-1 öne geçiyoruz. 3-1 öne geçiyoruz. İnanılmaz arkadaşlar, inanılmaz başarıyoruz. Bir mucize arkadaşlar, dedim ben size. Real Madrid'de tarih yazmaya çıktık. Çıkacağız dedim arkadaşlar. Tarih, destan yazmaya çıkıyoruz ve tarih yazacağız. 3-1 öndeyiz. 3-1 öndeyiz arkadaşlar. Konnichiwa minasan watashi wa Prince Prince ve hoş geldiniz dostlarım. Benim adım Prince ya da Baba Kartal arkadaşlar. Karabağ Şampiyonlar Ligi serimizin bir yeni bölümünü sizlere sunuyorum arkadaşlar. Son bölümde hatırlarsanız, eğer izlediyseniz arkadaşlar, izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu seriye yeniden başlamak zorundaydım çünkü PES'in son güncellemesinden sonra bizim Karabağ oyuncularımız eksik kaldı, iki tanesi arkadaşlar. Yani kadrodaki iki oyuncu, önemli oyuncu Medvedev ve Garagarayev oyunda yoktu. Oyuncu çıkartıldı diye böyle bir yazı gibi vardı. Bu nedenle onu yeniden başlatmıştım. Şimdi başlattıktan sonra bir gün ya da iki gün sonra arkadaşlar Karabağ İki çok çok önemli transfer yaptı forvete. Ondan önce seride de zaten, yani yeni başlattığım seride de forvet yoktu arkadaşlar. Yani her neyse, yeniden başlamak zorunda kaldım. Yine bir reset yaptık. Şu iki çok önemli transferi ama arkadaşlar ekledim. Ve birazcık daha güncelleştirdim, güçlendirdim. Mesela Sadıgov çok düşüktü demiştiniz. Onu biraz daha gerçekçi yaptım. Emegara ve Delarge transferi. Delarge'ı Sporto Süper Lig'den de tanırsınız. Bursa Spor'dan kendisi transfer oldu. Şimdi tabii ki tabloda birkaç şeyler daha değişti. Bizim ama durumumuz değişmedi. Aynı skorlarla oynadım. Diğer maçlar değişik oldu ve şimdi bizim grubu göreceksin ve diğer gruptaki değişen şeyler arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Ama böyle daha güzel bence arkadaşlar. C grubunda böyle şu anki durum arkadaşlar. Üçüncü sıradayız ve bu yeterli değil. Bir üst sıra çıkmaya arkadaşlar. Biz şimdi Roma'ya karşı oynayacağız. Chelsea'de Atletico Madrid. Yenersek %100 bir üst sıra çıkacağız. Son 16'lara kalacağız. Eğer kaybedersek eleniyoruz. Beraberlikte diğer maça bakacağız arkadaşlar. O zaman Chelsea Atletico berabere kalması lazım sanırım. Yok. Yeterli değil. Chelsea çünkü ilk kere kaybettik. Önce direkt oynanan karşılaşma şeyleri önde tutuluyor. Yani gol avarajı değil. Sanırım öyle arkadaşlar. Neyse ya, yani yenmeliyiz. Durumlar böyle arkadaşlar. Ölüm kalım maçı dediğim gibi. A grubu böyle, hızlı geçelim bunu. B grubu böyle. Bizim grup. D grubunda bayağı büyük bir sürpriz. Barcelona çok 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 zorlanıyor burada. Onlar da aynı bizim durumda. Son maçı yenmesi lazım. Burada Liverpool garantiledi. Spartak Moskova Sevilla arasına geçecek. Bu da çok heyecanlı grup. Napoli, Manchester City, Shakhtar Donetsk. Beşiktaş da son maçını yenmesi lazım ki yeterli olur mu? Porto'yu yendiler sanırım. Bakacağız arkadaşlar. Yani Leipzig'e karşı oynayacak Beşiktaş. Onları yenmeleri lazım. Ve H grubu da böyle arkadaşlar. Okey.
Zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlar hazırsanız şimdi son grup maçımıza çıkacağız. Dediğim gibi ölüm kalım maçı olacak. Çok 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 zor olacak. Maça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz İtalya'ya gidecek. Ve Karabağ burada tarih yazmaya gidiyor arkadaşlar. İlk 11'imize bakıyoruz. Eyvah, Ozovic ve Megara pek formda değil. Ama yine de böyle bu ilk 11 dizilişiyle çıkacağız arkadaşlar. Diğer tarafa bakıyorum. Cengiz Ünder. Kadroda hiç yok. O zaman cezalı durumda arkadaşlar. Kağıt cezalı durumda sanırım. Okey. Şimdi formalar da iyi arkadaşlar. Start da iyi. Maça doğru gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar lütfen beni Instagram'dan eğer takip etmiyorsanız orada da takip edin. Orada çok az kişiyiz. 800 küsürdeyiz arkadaşlar. İtalya'dayız arkadaşlar. Stadio Olimpico ve rakibimiz Roma olacak arkadaşlar. Strootman'ı görüyorsunuz. Sadugov, Karabağ'ın kaptanı. C grubunda ölüm kalım başına çıkıyor Karabağ'ımız. Şu anki tabloya göre arkadaşlar yani 3. sıradayız ve mutlaka yenmeliyiz. Bu maçı yenen zaten bir üst tur açacak arkadaşlar. İki takım için çok çok önemli maç. Bizim en güncel kadromuz Karabağ'ın en güncel formalarda arkadaşlar. Halderson'u görüyorsunuz. İzlanda'nın milli kalecisi ve Sadugov arkadaşlar. Azerbaycan'ın efsane oyuncusu. Yaşayan efsanesi. Ve Roma arkadaşlar. Bunlar gerçekte Barcelona'yı devirdi ve çok çok hele kendi sahalarında çok çok güçlüler arkadaşlar. Onları devirmek burada zor olmayacak. Kolay olmayacak pardon arkadaşlar. Hele şu Edin Dzeko'yu tutmak arkadaşlar. 90 dakika Sadugov ve Cezny Çaka çok çok iş düşecek arkadaşlar. Neyse Roman ilk 11 dizilişe görüyorsunuz şimdi. Kalede Ali Solmano, Asfasio, Strootman, Nainggolan orta sahasını geçmekte bir ölüm. Çok güçlü ki orta saha oyuncusu daha çok böyle defansa yönelik oynuyorlar ve forvete Edin Dzeko. Şimdi Gurban Gurbanov'un ilk 11 arkadaşlar. Yeni transferlerimiz Emagara ve Delarş ilk defa bu seride sahneye çıkacak. Ozobic'i görüyorsunuz. Bu da yeni transfer Karabağ'ın. Arkadaşlar en azından 500 beğeni getirin lütfen. Destek devam diyoruz ve C grubunda Karabağ'ımız son grup maçına çıkıyor. Ölüm kalım maçı arkadaşlar. Ya tamam ya devam. Tamam dedim. Tamam ya devam. Nainggolan uzun bir top. Aman. Şimdi araya gir. Kaleci yetişir mi? Korner olması lazım. 4. dakika Roma korner kullanacak. Çok dikkat ediyoruz. Topun başında Kolarov var. Kolarov uzun oynadı. Çıkart. Allah'tan kimse yemedi. Sadugov koşuyor. Çok pek hızlı değil. Şimdi Emegara ilk defa topla karşılaştı. Emegara. Solda Sadugov görüyor. Kaptanımız ata destek ediliyor. Destek veriyor. Sadugov. Topu kaybetti. Şimdi Garagarayev. Yukarıda Medvedev. Medvedev geliyor. Delaş'la bir ver kaç ama. Defans dikkat etti Roma'nın arkadaşlar. Sakin oynamadı. Strootman. Erişar abi. Kolarov solda boş. Kolarov gidiyor. Kolarov çadır çekti. Kolarov'un ortası Edin Dzeko-Mukuba. Allah'tan kimse değme topa. Maç kaleci vuruşa devam edecek arkadaşlar. 15 dakika geri bıraktık. Bu skorda büyük bir ihtimal yeterli değil arkadaşlar. Değil zaten. Dikkat ediyoruz. Medvedev. Hadi oğlum. Erişar abi daha hızlı. Medvedev'den önce topa yetişti. Şimdi Kolarov. Ortası geliyor. Kuba uzaklaştırıyor. Şimdi hızlı çıkabilirsek kontratağa çıkabiliriz. Ozobic gidiyor. Ozobic topla hareket halinde. Ozobic pasını ver. Pası geliyor. Şimdi şut gelir mi geliyor. Top sekiyor ama Alisson. 30 dakika geride bıraktık. Ben biraz daha ofansif oynayacağım. Delarş uç. Sen daha hızlısın. Delarş ikili mücadeleyi kaybetti. Elşar abi ama Delarş hatasını telafi ediyor. Taraf değiştiriyoruz. Şimdi zor ediyoruz. Roma kalesine gelemedik. Ya böyle hatalar yapmayın. Edin Dzeko. Çok güzel Ozobic. Garagara yaşın Ozobic. Ozobic gidiyor. Ozobic
Şurada olabilir. Ozovic hadi oğlum. Ozovic son anda Manol Hasar'a girdi. Şu top bir kere de benim önüme düşse ne olur sanki. Hadi oğlum kapın. Maçta daha doğrusu ilk yarıda son 5 dakikaya giriyoruz. Sadıkov sakin. Çok güzel. Şimdi Ozovic. Emegara. Oynayacak şey yok ya. Kişi yok diyor Duruz. Gel. Hadi Agoli oğlum. Kim güzel bir orta gelsin Agoli'yim. Hadi oğlum. Hadi Delarş. Delarş yetişemiyor. Orada kafa topunu bir atabilsek. Kafamıza top bir gelse belki 1-0 öndedik arkadaşlar. Delarş kaptı şimdi. Emegara'ya pası. Emegara şut olabilir. Emegara foul. %1 milyon faul olan hakem. İkinci yarıdayız arkadaşlar. Biraz daha ofansif oynayacağız şimdi. Zubir'in yerine Manatov şimdi maça dahil oldu. Yani Roma da yenmesi lazım arkadaşlar. Onlar da berabere zaten yetmiyor. 5 puan da var. Aman dikkat. Aman dikkat. Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. Garagareyev, Elşar abi. Aman. 7. Eko Halderson. Çok güzel bir kurtarış Halderson'dan. 55. dakikadayız. 1-0 bile yeterli arkadaşlar. Yenelim de neyle yensek yenelim. Şimdi ara pası Manatov'a gelir mi? Hayır. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Topu kapabilir miyiz? Kapamıyoruz. 63. dakikadayız arkadaşlar. Çok pozisyonlu değil. Karagaryev, Strootman ikili mücadele. Aman hocam. Roma bir kez daha tehlikeli geldi kalemize arkadaşlar. Strootman, Halderson bize alan maçta hala turnuvada tutuyor arkadaşlar. Böyle topu kornere yönlendirdi. Şimdi 65. dakikada korner kullanacak. Top maçta yine Kolarov. Aman dikkat. Aman dikkat. Halderson. Uzun bir top. Geçsin o top. Manatov. Hayır. İki takımda çok konsantre olmuş maç arkadaşlar. Sinek geçtirmiyor valla. Şimdi ama. Şimdi ama. Bu ne lan? Yenersek son haftalardaki rakibimiz de belli olacak. Şimdi aradan geçsin o top. Hadi oğlum. Emagara'ya gelmiyor top. Hadi oğlum. 80. dakika giriyoruz. Maçta son 10 dakika arkadaşlar. Bu skor bu seriyi bitiriyor. Agoli. Karakepi çalım yedi. Agoli. Şimdi Sadıkov. Adamsın Sadıkov. Halderson. Şey yukarıda. Manatov. Aa, güzel bir çalım Manatov'da şimdi. 85'teyiz. Güzel bir orta gelir mi? Geliyor. Uzak köşeye ama Alisson. Son 3 dakikaya giriyoruz normal süreç. Zaten uzatmalarda yok. Florenzi'yi çaktırmayın. Hadi oğlum. Gönder Delarş'ı. Şimdi Delarş. Delarş. Çok ağır Delarş'la. Medvedev. Elendik mi yoksa... Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gol geliyor. Son sıra. Atıyor kubamız Cesnichak ve arkadaşlar bu skor bizi son 16'lara getirecek. Bu skor bizi bu gruplardan çıkartacak. Allah'ım. Polonyalı oyuncumuz Cesnichak arkadaşlar. Şimdi hemen çok defansif yapıyoruz. Ve maç bitiyor. Dalgalansın havada. Ama görürler söylesin.
Karabağ G grubundan çıkıyor arkadaşlar. Üst sıra çıkıyoruz. Şimdi diğer maça bakacağız. Roma mı, Chelsea mi arkadaşlar? Ve son oranlarda kimimiz kim olacak? Son saniyede tarih yazıyoruz arkadaşlar. Ulan bu seri neymiş arkadaşlar? İnanmazsın bak, izleyin daha önceki serileri de. Karabağ'ın hep böyle heyecanlı arkadaşlar. Maç o kadar güzel maç olmadı. Hiç pozisyona doğru bilemedik. Çok zorladık. Çok zorlandık da Roma çok güçlü oynadı arkadaşlar. Bakın kaç, 124 tane pas atmışlar. Topa sahip olma oranı da daha yüksek arkadaşlar. Ama sonuçta önemli olan skor. Ve bu skorda bizim lehimizeydi arkadaşlar. 1-0. Gün adamı tabii ki Kuba Çeznicak oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım Beşiktaş'ta devam gelebildi mi? Bir de diğer grupta bakıyoruz. Chelsea arkadaşlar Atletico Madrid'i yeniyor ve grup lideri olarak bu gruptan çıkacak. Şimdi Barcelona da son maçı yenmiş, yani onlar da gruptan çıkıyor. Benfica berabere kalmış Manchester United. Okey, şimdi en önemli Beşiktaş. 0-0 arkadaşlar, Beşiktaş eleniyor ne yazık ki. Okey, son grup durumu böyle arkadaşlar. Ulan şu gruptan 10 puanla, aynı puanla Chelsea'den gol, onlar 2 maçı yendiğinden dolayı 2. sıradayız arkadaşlar. Ama helal olsun, şu gruptan çok zor bir gruptu arkadaşlar. İkinci olarak çıkıyoruz. Şimdi hemen bakalım kim daha bir sıra çıktı. Manchester United, Benfica, Bayern Münih, Paris, Karabağ, Chelsea, Chelsea, Karabağ daha doğrusu, Juventus ve son anda Barcelona arkadaşlar. Spartak Moskova, Liverpool büyük bir sürpriz, Sevilla eleniyor arkadaşlar. Bu grubun sürprizi Spartak Moskova. Manchester City, Napoli, Monaco, Porto ne yazık ki Beşiktaş yolunu Avrupa Ligi'nde devam edecek. Burada Şampiyon Ligi'nde şu gruptan çıkamıyorlar. Real Madrid, Tottenham Hotspur arkadaşlar, Borussia Dortmund eleniyor. Ve şimdi son 16'larda Karabağ'ın rakibi kim olacak arkadaşlar? Esas seri şimdi başlıyor. Buna geçiyorum. Lisanslı klip çünkü. Bakalım rakibimiz kim olacak? Juventus! Çok zor bir rakip düşüyor arkadaşlar. Juventus Turin. Uff. Bayern Münih yine ballı, Benfica çıkıyor. Paris, Chelsea arkadaşlar, o da çok büyük bir maç. Barcelona, Manchester City, o da acayip bir maç. Başka kim var? Liverpool, Monaco, Napoli, Manchester United, Porto, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Spartak Moskova. Arkadaşlar, Karabağ, Juventus, Turin maçı bir dahaki bölümde göreceksiniz artık onu arkadaşlar. Son 16'lardayız ve gerçekten geçen senenin finalisti ve Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı arkadaşlar. Ama burada henüz yok. Oldu. Bu bölüm sonuna geliyoruz. Son saniyede şu seri devam etmedi arkadaşlar. Gerçekten son saniye, son aksiyon bizi bir üst sıra çıkarttı. Chelsea'yi alnından öpüyoruz. Şimdi arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Dediğim gibi lütfen lütfen, son videoya 300 üstü mü ne geldi sadece, 400 yakın. En azından şu seriden yani 500'e getirin de arkadaşlar. Kanalımda aktif kalmalıyız. Aktif olmalıyız. Beğeni sayıları olsun, yorumları olsun. Yani aklınıza hiçbir şey gelmezse bile hashtag babakartal ya da hashtag kamtobalkartal, öyle şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Neyse, sizleri çok seviyorum. Güzel maç olmadı ama heyecanlı maçtı arkadaşlar yine de. Son saniyede bir üst sıra çıktık. Son altlarda Juventus'u arkadaşlar kendi sahamızı görünce konuk edeceğiz. Neyse arkadaşlar, ben şimdi bu kadar. Bir dakika görüşme umuduyla. Abone değilseniz abone olun, onu da söyleyeyim. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer Twitter falan da var, onları da takip edebilirsiniz. Ama Instagram'da bu aralar bayağı aktifim. Oldu arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye.